Bebeğim hayatıma hoş geldin. Seni çok seviyorum. Bunu bil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çok şanslısın. İlk ben yiyeceğim seni. Bayanlar baylar, sevgili çocuklar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şu videolara girerken niye bağırıyorum? Kesinlikle bilmiyorum. Yazıyorsunuz altına niye bağırdın diye. Bilmiyorum. Şöyle heyecanlanıyorum. Yemek yapacağım ya. Mutfaktayım ya. Ya da yemek yiyeceğim ya. Ondan dolayı. Yani bu o şeyin içinde yemek olduğu için heyecanlanıyorum. Ondan dolayı da istemsizce bağırabiliyorum. Ama bu enerjimi sizlere borçluyum tabii ki. Geldik mutfaktayız. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Instagram'da bir gönderi paylaştım. Ne? Bir çilekli tart yapmıştım. Pişmeyen tart. Hemen göstereceğim size, bir dakika. Ve altına dedim ki bunun detaylı tarifi YouTube'da gelsin mi? Şimdi bunu neden açıklıyorum size? Ben sizin yazdığınız bütün yorumları okuyorum. Cevap yazamasam da okuduğumu belirtmek için kalp veya beğeni butonuna mutlaka basıyorum sizin yapmış olduğunuz yorumlara. Ama bazı birkaç kişi şöyle yazıyor. Ya işte bunu istememişler ki. Yok işte bu tarifi senden istememişler ki, yalan söylüyorsun. Ya ben niye yalan söyleyeyim? Tarif mi yok? Benim yapacağım binlerce tarif var. Bak. Bak şimdi yanaş, bir netleyelim. Netledi mi? Netledi. Bak şimdi bunu ben 3 gün önce paylaşmışım. Demişim ki detaylı halini YouTube'da anlatmamı ister misiniz? Bakın 122 tane yorum var altta. Ve ister misin? Çoğunluk olarak yap demişler. Şöyle göstereyim. 5900 kaydetme var. 2335 kişi birbirine göndermiş. İşte toplamda kaç kişiye erişmiş? 432.000 kişiye bu gönderi erişmiş. Şimdi burada istiyorsunuz. Diyorsunuz ki aslında burada tarifin şey hali var. Bir özet hali var 30 saniyelik ama anladığım kadarıyla benim yeme kısmımı çok seviyorsunuz. Anlatma kısmımı çok seviyorsunuz. O yüzden girdik mutfağa. Güzel bir tart, pişmeyen Oreo'lu tart tarifi yapacağız. Bak şimdi. Tam burada 5 tane malzeme var. Gel. Yanaş. Elin ayağın titremeye başladı mı? Benim titremeye başladı. 100 gram tereyağı var. Bak bu tam 100 gram. 200 gram normal çikolata var. 100 gram bitter çikolata var. 4 paket Oreo bisküvi var. Ve bir tane krema var. Şimdi üzerine çilek ve fındık koyduk. Bak bu normal isteğe bağlı. İstiyorsanız koymayın. O yüzden onları isteğe bağlı olduğu için ana malzemelerden saymıyorum. Yani bu tartın toplam malzemesi 5 adet. Nasıl 3 adet malzemeyle mozaik pasta yapmıştık? Bunda da 5 adet malzemeyle size hayatınızın tartını yaptıracağım ya. Bak bu kadar söylüyorum. Bunu attım ben. Zaten en az 50-60 tane fotoğraf geldi. Yapan kişiler bana göndermiş ama. Bir de bu işin içinde biz ne yapacağız? Yutacağız ya. Yutma kısmını yutma kısmını da koyacağız. Çok küçük şeylere takılıyorsunuz, takılmayın. Diyor ki adam hep aynı tişörtü giyiyorsun. Ya evdeyim, ne yapayım? Ne yapayım yani, yiyoruz işte, evdeyiz. Sadece küpeleri değiştirebiliyoruz. Bugün değiştirdim küpeleri. Hazır mıyız? Elim ayağım titriyor. Hazır mıyız? Hadi güzel bir pişmeyen Oreo'lu tart tarifine başlayalım. Bu arada soracaksınız biliyorum gelecek sorulardan. Ben Oreo kullandım. Siz istiyorsanız Oreo kullanmayıp Oreo kullanmayabilirsiniz. Kakaolu ve içi kremalı herhangi bir bisküvi kullanabilirsiniz. Hadi başlıyoruz. Önce çikolatamızı eriterek başlayacağız. Bir paket kremanın tamamını bunun içine bırakıyoruz. Hafif ısınsın. Hafif. Çok hafif. Şöyle bir karıştıralım. Bak kenarları köpürmeye başladı. Biraz şöyle şunu bir pürüzsüz hale getirelim. Altını kısalım. Çok ısınmasın. Krema hafif ısındı. Hemen çikolataları ekliyorum. Bu normal sütlü çikolata. Bu da bitter çikolata. Altın kısık bir şekilde açmayın. Bunu böyle çikolatalar eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Tavayı ocaktan aldık. Böyle tezgahın üzerinde sürekli karıştırarak o kendi sıcaklığıyla içindeki çikolatanın iyice pürüzsüz bir şekilde erimesini sağlıyoruz. Bu tamamdır. Şimdi bunu biz şöyle şuraları da alalım da. Şimdi bunu biz kenara koyuyoruz. Tam soğuması lazım. Ondan sonra diğer işlemlere geçiyoruz. Bu arada tereyağımızı ocağa koyduk.
ve tereyağımız tamamen sıvı haline gelene kadar, eriyene kadar burada altı kısık bir şekilde erimeye bırakıyoruz. Bisküvilerimizi şöyle bir rondonun içine alıyoruz. Onu kapatıyoruz. Şimdi bunu çekiyoruz. Bakın, istemiş olduğumuz kıvam tam olarak bu. İyice böyle hiçbir parça kalmayacak şekilde kum gibi yapacağız. Tereyağımızı şimdi bunun üzerine döküyoruz. İyice hiçbir damlası kalmasın ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bakın olayımız tam olarak bu. Şöyle bir tart kalıbımız var. Bunu soracaksınız. İstiyorsanız borcama da koyabilirsiniz ama şöyle genelde her yerde satılan tart kalıbı, altı çıkan. Bunu böyle koyuyoruz. Sonra buradaki bisküvilerimizi, tereyağlı bisküvilerimizi buraya döküyoruz. Sonra şöyle ilk başta kaşıkla bir orantılı olarak yayalım bunu. Şu toplu olanları şöyle bir dağıtalım. Heh. Kenarlar çıkkın olsun. Şeyler ortası şey olsun. Çökük olsun. Sıkıntı yok. Şimdi şu kenarları şöyle ellerinizle bastırarak iyice kenarları toparlayın. Bastırın, boşluk kalmasın. Tamam. Sonra şöyle bir çay bardağı alın. Bu çay bardağını tabanıyla iyice şöyle bastırarak düzeltin. Bu alt tarafına düzmüş olduğumuz bisküviyi bir buzluğa koyacağız 10 dakika. Niye? O içindeki tereyağı donsun, iyice bir otursun diye. Bunu bir 10 dakikalığına buzluğa gönderiyoruz. Çilekleri şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Yeter herhalde. Hadi son çileği de sizler için. Sizler için yiyeyim. Tadına bakmam lazım o yüzden. Güzel. 10 dakika geçti. Ben tartı getireyim. Hemen gidiyoruz. Şimdi tartımızı dolaptan çıkardık. 10 dakikadır duruyordu. Soğuyan çikolatamızı şöyle döküyoruz. Bunu şöyle güzelce, sevgiyle, aşkla bunu böyle her yerine yayıyoruz. İyice yaydık. Olay tamamdır. Şu kaşıktaki benim hakkım. Şimdi geliyoruz çileklere. Of, çok güzel olmuş ya çikolata. Şöyle donmadan dizmeniz lazım ki çilekler hafif içerisine batsın. Şöyle yukarıdan serbest düşüş bırakın. Şöyle yanına. Sonra şöyle. Sonra şöyle. Sonra şöyle. Bence iyi. Bence gayet iyi. Diğerlerini yeriz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Şu tablo değil de ne? Allah rızası için bir bak. Bu tablo değil de ne? Ben tablo deyince kızıyorsunuz. Bunu çerçevelet duvara as. As. Bak mis gibi şöyle. Hatta benim şu an ekran görüntümü al. Asın eve. Yesin çoluk çocuk. Bak mis gibi. Şimdi bunu hemen yiyecekseniz buzluğa atıyorsunuz. Tamam mı? Hemen yiyeceksiniz. Eğer yarın yiyecekseniz ya da işte ne bileyim 5-6 saat sonra falan yiyecekseniz dolabın üst gözüne koyun. Tamamen donsun. Ondan sonra kesip yiyeceksiniz. Ben şimdi bunu dolabın üst gözüne koyuyorum. Sonra buna çökeceğiz. Buna hakkını vereceğiz. Hiç merak etmeyin siz. Rahat olun. O iş bende. Hadi bunu dolaba koyuyoruz. Evet. Mutlu son. Mutlu son. Mutlu son. Aşkım hoş geldin hayatıma bebeğim. Bak Allah rızası için. Şunun güzelliğine baksana bak. Bak şimdi bak. Bak şimdi şunu görünce elin ayağın titremiyor mu? He? Bak. Mis gibi ya. Mis gibi. 5 tane malzemeyle
Mis gibi tart yaptık ya. Bak bu benim aşkım, bu benim yavrum, bu benim çocuğum. Bir de yanına şöyle Türk kahvesi yaptım. Pastayla güzel gider. Diyetli olduğum için sütlü kahve tercih etmiyorum. O yüzden Türk kahvesi tercih ediyorum. Benim günde böyle bir bardak Türk kahvem vardır. Instagram'a hikaye attığım zaman da şöyle yazıyorlar. Diyorlar ki abi sizin evde kahve bardağı yok mu da çay bardağında kahve içiyorsun diyorlar. Buna genelde bu bölgede Tarsusi diyorlar. Yani Tarzı Hususi'den geliyor. İşte Hatay'da, Kayseri'de falan süvari diyorlar. Bizde Tarsusi olarak geçiyor. Yanına böyle bir bardakla kahve yaptım. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle güzel bir dilim keserek oturumu açalım bence. Şuradan başlayalım ya. Oy! Bak şimdi bak. Bak şimdi bak, elim ayağım titriyor bak. Bir de şuradan şöyle keselim. Haydi Allah, bismillah. Hadi bakalım. Evet. Evet, olay budur. Evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak şimdi. Bak şimdi, sana bir şeyler olmadı mı? Bir şeyler olmadı mı sana? Olmadı mı? Bak şuna. İçine bak. Bir de diğer tarafından bak içine. Bir de oradan bak bakayım. Orası nasıl gözüküyormuş? He? Bir de sen oradan bak. Tabağımızı aldık. Aşkımızı. Bebeğim, hayatıma hoş geldin. Seni çok seviyorum. Bunu bil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çok şanslısın. İlk ben yiyeceğim seni. Şimdi izninizle, ne desem bilemiyorum. Böyle kelimelerin anlamsız kaldığı anlardan birindeyiz. Şöyle ben izninizle büyük bir lokma alacağım. O yüzden şöyle yarısını böldüm. Hadi o zaman bir bakalım nasıl olmuş. Mis. Oh. Oh. Vallahi bir parça daha alacağım ya. Çok aslında size ağır gelebilir ama gerçekten çok hafif bir tart. Yani ben hani yuvarlak çikolatalardan kullandım. Sizin evde kullanmadığınız yarım çikolatalar varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum burada. Şu bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dilim daha keseceğim. Kimi verirsem valla çok güzel olmuş. Oh! Şimdi biz çilek kullandık. Niye? Çilekli çikolata çok yakışıyor. Siz mevsimine göre ne bileyim, kiraz olur, vişne olur, işte dut olur. Yani kara dut. Kırmızı duttan bahsediyorum. Böğürtlen olur. Genelde orman meyveleri çikolatayla çok yakışan meyvelerdir. Ben çok severim. Biz çilek kullandık. Sizin paşa gönlünüz ne istiyorsa, damağınız en çok hangisini seviyorsa onu kullanabilirsiniz. Çileğe bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Aşkım sen de hoş geldin hayatıma. Sana da merhaba diyorum. O yüzden şöyle güzel bir lokma alarak buna devam ediyoruz. Yani çikolatası efsane zaten. Altındaki tartı, dediğim gibi istediğiniz herhangi bir kremalı bisküviyi kullanabilirsiniz. Orada size kalmış, oraya kullanmak zorunda değilsiniz. Özellikle bunu yazın. Buzluğa atın böyle. Çıkarıp dilimleyip dilimleyip yiyin. Bana dua edersiniz. Gene elinizi ayağımızı titreten bir tarifle sizlerleydik. Sevgili dostlar, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. İstemiş olduğunuz tarif varsa mutlaka aşağıya açıklama kısmına bırakın. Hadi şunu da yiyeyim de tamam, bitiriyorum. Kızmayın.
Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın. Bu lokma. Belki bir dilim daha sizler için yerim. Belki. Onu kamera önünde göstermeyeceğim. Görüşmek dileğiyle.